Ataşehir Mimar Sinan Camii, son yıllarda İstanbul'da inşa edilen ibadethanelerin en önemlilerinden. Mimar Muharrem Hilmi Şenalp imzasını taşıyan cami, klasik tarzda inşa edilen en başarılı modern yapılardan biri olarak kabul ediliyor. Altıgen şemalı merkezi kubbe etrafında 6 yarım kubbeli yapı, ibadethane ve avlu alanlarının yanı sıra konferans salonlarının da bulunduğu geniş bir kompleksten oluşuyor. Ataşehir Mimar Sinan Camii 36.758 metrekarelik alanıyla avluda dahil yaklaşık 15.000 kişinin hep birlikte namaz kılabileceği bir cami olma özelliğine sahip. ...2012 yılında ibadete açılan cami, bugünün teknolojisini Osmanlı'dan aldığı ilhamla birleştiren mimari bir yapıya sahip. Camimiz bulunduğu konum itibariyle de adeta İstanbul'a dışarıdan gelen insanları, işte gişelerden girdiği andan itibaren camiler şehrine hoş geldiniz diye karşılıyor. Eser tüm özellikleriyle Osmanlı döneminde yapılan klasik bir camiyi andırıyor. 12 kapısı, 184 kemeri, 35 kubbesi ve 4 minaresiyle Ataşehir Mimar Sinan Camii, sanki klasik Osmanlı döneminden çıkmış bir eser hüviyetinde. Mimar Sinan Camii, Edirne'deki Selimiye Camii ile de benzerlikler arz ediyor. İstanbul'da klasik tarzda yükselen bir diğer cami ise Üsküdar'daki Nalçacı Halil Camii. 17. yüzyılın başlarında inşa edilen cami, 1920'li yıllara kadar hizmet verdikten sonra kaderine terk edildi. Öyle ki 70'li yıllarda camiden geriye hiçbir iz kalmamıştı, ta ki 2005'e kadar. Cami, bu tarihte yeniden aslına uygun olarak inşa edildi. 2005 yılında Nalçacı Halil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde bir proje oluşturuldu. Devletimiz sağ olsun, belediyemiz, Üsküdar Belediye'mizin de yapılan anlaşmayla birlikte 2012 yılında tekrar ihya edildi. Çünkü burada hiçbir şey yoktu. Yeniden bir ihya oldu. Gördüğünüz şekliyle tekrar bir meşrutası, bahçesi, haziresi, dergahı, her şeyiyle birlikte 2012 yılında tamamlandı. Tarihinde olduğu gibi tekke olma özelliğini de sürdüren Nalçacı Halil Camii, günümüzde de bu göreve hizmet ediyor.